Jinekomasti nedir? Erkeklerde göğüs büyümesidir. Sebepleri birkaç faktöre bağlı olabilir. Bunlar genetik faktörler ve beslenmeye bağlı faktörler diye ayırabiliriz. Beslenmeye bağlı günümüzde katkı madde kullanılması, katkı maddeleri, saklama koşulları uzasın diye kullanılan maddeler erkeklerde göğüs büyümesine sebep olduğuyla ilgili yayınlar mevcuttur. Genetik faktörler genelde ailede varsa buna bağlı olarak gözükebilir. Genetik yapısında varsa gözükebilir. Jinekomastiyi nasıl tanıyoruz? Hem meme ultrasonu istiyoruz hastalarımızda öncesinde, hem muayenede, fotoğrafla bu şekilde değerlendirebiliriz. Jinekomastiyi 4'e ayırıyoruz. Grade 1, Grade 2, Grade 3 ve 4 dediğimizleri var. Ameliyatı hastayla görüşme sonrasında ve grade dediğimiz o evrelerine göre karar veriyoruz. Ameliyattan sonra örneğin cuma günü ameliyatını gerçekleştirdik. Rahatlıkla pazartesi günü işe gidebileceği bir ameliyat olduğunu belirtiyoruz. Sonrasında ise bir ay sonra istediği sporları yapabileceğini, normal aktivitelerine devam edebileceği bilgisini veriyoruz. Jinekomastiyle ilgili sorularınız için bana ulaşabilirsiniz.